Duvarlarımız bu şekilde. 3-4 yıldır hiç kimse sesimizi duyuramadık ve bunları özellikle gece yapıyorlar. Yani görüntüsü hiç güzel değil. Boyuyoruz ve tekrar gene aynı aşamada oluyor. Görüyorsunuz bu hali. Yani berbat şekilde. Yani şu apartmanda boyuyorlar özellikle. Tekrar üst üste yani. 4-5 senedir hep böyle duvarlarımız yani. Allah kulak. Herkes yönetici, şikayetçi yani bu konuda. Sesimi duyurmak istiyorum. Lütfen yardımcı olun yani. Gerçekten bir çözüm bulun yani. Bu çizenlere yani hoş görüntü değil. Şuna bak yani. Halimizi görüyorsunuz yani. Boyuyoruz, sıvıyoruz. Dünyanın parası yani. Tekrar şey yapıyorlar yani. Karalıyorlar. Duvara çizerekten değil de yani başka böyle anlataraktan seslerini duyursalar daha iyi. Neyi anlatmaya çalışıyorlar? Neyi söylemeye çalışıyorlar? Gençler mi bunu yapıyor? Üniversite öğrencileri mi? Lise öğrencileri mi? Hiçbir türlü çözemedim, bilemedim yani bunu. Defalarca boyadık, defalarca yazılar yazıldı. Bu yazılardan çok rahatsızız. Yetkililerin duyması lazım, görmesi lazım bunları. Biz bunlardan çok rahatsızız. Alaksız yazılar da var, onlardan da rahatsız oluyor vatandaş da, bizler de ev sahipleri olarak biz de rahatsız oluyoruz. Her köşede var, her evin duvarında, köşesinde yazılar var. Bunlar herkes, gördüğüm kişiler hepsi rahatsız komşulardan konuştuğumuz zamanlar. Yazıyorlar işte terbiyesiz. Yani şöyle bir şey var. Bunlar milli serveti. Yazık, bunlar adam boyuyor, yeniden yazıyorlar. Hep milli servet. Böyle terbiyesiz, başka bir şey değil yani. Bu devletin parası. Milli servet bunlar. Yani hepsi milli servet. Yazık günah. Hep bunu yapanlar da yani kendini bilmeleri lazım biraz. Bir bayan da geçiyor bu yazıyı okuyor. Çoluk çocuk da okuyor. Çocuklarımızı okutuyoruz. İlkokul çocuğu şu yazıyı okuyor. Yazık değil mi yani? Bunu yazan da biraz düşünmesi lazım.